doları korumaya çalışıyor. Evet, bu noktada bir uzman görüşüne yeniden başvuracağız ve ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Eda Önder sorularımızı yanıtlayacak, şu an bizleri bekliyor. Önce bir para piyasalarıyla başlayalım. Eda Hanım, günaydın, hoş geldiniz. Euro dolar, burada dün Amerika verileri sonrası biraz paritede düşüş oldu. Avrupa Merkez Bankası açıklaması çok ciddi bir etki yaratmadı. Bugün de Amerika'da veriler var. Gelecek hafta Fed var. Buradaki beklentinizi rica ederim. Öncelikle iyi yayınlar. Sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi aslında parite Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen açıklamayı aslında çok dikkate almak demek doğru olmasa bile ılımlı bir etki yarattığını söylemek mümkün. Ancak ABD'den gelen verileri ciddi anlamda hissetti. Hatta 1.2370 seviyelerini gördük paritede gelen. Olumlu gelen ABD verileriyle birlikte seyrinin oldukça zayıfladığını, satış baskısıyla karşı karşıya olduğunu ve 1.2370'leri gördük. Sabah da aslında buradan bir toparlanma eğilimindeydi. Şu an baktığımızda 1.24 seviyesinde bir yön arayışı olduğunu görüyoruz. Paritede bugün yükseliş hareketlerini görebilmemiz için öncelikle 1.24 seviyesini kırması gerekiyor ki biz artık parite toparlanıyor, zayıf seviyeyi geride bıraktı. Biraz daha toparlanma eğilimine başladı diyebilirim. Ancak 1.24 seviyesinin altında bir kalıcılık sağlaması durumunda ise yeniden görmüş olduğumuz dün karşımıza çıkan 1.2370 seviyelerini görebiliriz. Bugün sizlerin de az önce bahsetmiş olduğu gibi Euro bölgesinde sanayi üretim verilerimiz var. Yeniden ABD tarafında izleyeceğimiz verilerimiz var. Parite de bunları dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Hem yatırımcılar 1.24 seviyesine dikkat etsinler, hem devirleri oldukça yakından takip etsinler. Peki evet, 1.24'e dikkat etmek lazım. Dolar TL'de hangi noktaya dikkat etmek lazım? Şu an 2.2744'te işlemler devam ediyor. Dolar TL tarafına baktığımızda dolar da yurt içinde açıklanan cari açık verisini dikkate almazken ABD tarafından gelen verileri oldukça dikkate aldı. Dolayısıyla bugün dolar TL'de 2.2750'ler karşımıza çıkıyor önemli bir seviye olarak. Yatırımcıların 2.2750 seviyesine dikkat etmesini öneririm. Dolar TL'de yükseliş hareketlerinin görebilmesi için 2.2750 üzerinde hareketler görebilirim ki dolarda bir yükseliş hareketi başladı diyebilirim. Ancak 2.2750 aşağısında biraz daha zayıf seviyeyle karşı karşıya kalabiliriz bugün dolar TL'de. Bu arada son dönemde petroldeki düşüşte olumlu etkilenen, hatta yurt dışından oldukça iyi bir şekilde ayrışan bir İstanbul borsası var. Borsa İstanbul var. Şu anda biraz negatif bir açılış oldu. Avrupa'da negatif görüntü var. Oradaki beklentiden nedir? Avrupa'ya bu negatif tablo ayak uyduracağız anlamına geliyor, yoksa hafif bir realizasyon demek doğru mu olur? Borsa İstanbul tarafında öncelikle dün özetlemek gerekirse, düne bakacak olursak piyasaları bizleri oldukça şaşırtan bir Borsa İstanbul'a karşı karşıyaydık aslında. Öncelikle sert yükselişler, ardından zayıflayan seviyeler derken şu an Borsa İstanbul'un seyrinin zayıfladığını söylemek mümkün. Şu an pozitif ya da negatif duruşu açısından yön arayışı içinde olduğunu düşünüyorum. Sabah saatlerinde Avrupa ve Amerika vadelilerin negatif açılışı, aslında her ne kadar şu an dolar TL zayıf olsa bile dün akşam saatlerindeki toparlanma eğilimin tüm bu etmenleri göz önünde bulunduracak olursak şu an Borsa İstanbul'un zayıf seyrinde bu etmenlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Çin'de evet. Sanayi üretim verisiyle birlikte Avrupa borsalarındaki negatif açılışın da acaba şu an Borsa İstanbul'un buna biraz iştirak edebileceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla zayıf seyre ilişkin olarak yatırımcıların 84.500 seviyesine dikkat etmelerini öneririm ki 84.500 seviyesinin üzerinde borsa biraz daha kendini toparlayabilir ve tepki alımları ile birlikte yukarı yönlü hareketler görebilir. 84.500 seviyesinin üzerinde 85.500 seviyelerini hedefleyebiliriz. Ancak 84.500 seviyesinin aşağısında yeniden seyrin zayıflayabileceğini ve bu kez 83.500 seviyelerine kadar bir geri çekilmelerle karşı karşıya kalabiliriz bugün Borsa İstanbul'da. Evet, ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Eda Önder, çok teşekkürler yorumlarınız için. Evet, Borsa İstanbul'da hafif gerileme var ama Avrupa'da değer kaybı biraz daha fazla. Şu an notlarıma bakıyorum.